Maddi ortama giderken fizik bedeni kullanırız. Manevi ortama giderken de ruhsal beden kullanılır. Zamana yolculukta diye buyuruyorsunuz. Manevi ortamlar hakkında ve ruhsal bedenler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi onu şunu da demek istedim, açalım tabii. Fizik ortamına gidiyoruz. Mesela buradan Kabe'ye gidiyoruz. Ha ruhsal olarak gidelim gidelim. Gezeriz. Astral beden olarak gidelim gidelim. Burada hatta Muhittin Arabi de diyor ki, bir baktın diyor, Kabe'de diyor, ruhlar da tavaf ediyor, insanlar diyor. Hatta gördüm bunları diyor. Siz hangi Adem, bu Adem'de? Hayır dediler diyor. Biz 6. Adem'den geliyoruz. Ne demek biliyor musun? Dünya 6 defa batmış, Adem yok olmuş, insan yok olmuş, bir daha batmış, bir daha batmış, bir daha batmış. Bu son Adem bu ya, bunun evet. Ötesinde 6 Adem'in ötesinden geliyoruz da diyor bakın. Evet. 6 Adem bu ötesinden. Onlar nasıl geliyor? Bedenle mi geliyor? Hayır. Ruhsal bedenle geliyor. Biz oraya gideceksek ruhsal bedenle gideriz. Oradaki ruhsal, görünmeyen varlıklar konuşabiliriz, tamam. Ama fizik bedenine de gidebiliriz. Çünkü biz burada yaşadığımız gibi Kabe'de etrafında yaşayabiliriz. Öyleyse fizik bedeniyle de naklurup tekrar yerine gelmek mümkün demek istedim. Ancak fizik bedenini yaşayamacığı yere fizik bedenini götüremezsiniz dedim. Ben bir defa gittim fizik bedenini yaşayamadığı yere fizik olarak gittim. Nasıl gittim? Agartha diye 4 cilt kitap yazdırdık. Hatta sizde de vardı galiba. 4 cilt Ömer Sami Açı'ya. Oraya kızımla beraber seyahat hissedildi. Ama astral gidiyorsun, geliyorsun. O kolay o. Yeraltı alemleri. Ancak fiziki olarak gitmek istiyorum dedim ben. Biliyorum fiziki olarak gidemeyeceğim öyle. Onlar dedi ki hay hay mümkün. Bak ya nasıl mümkün acaba? Benim bilmediğim bir şey mi var? O zaman onlar bize 2 kişilik Sumasa gibi yani 2 kişilik camdan bir araç gönderdiler. Aracın içine bindik kızımla beraber. O sol tarafta, sağ tarafta. Önü şöyle taksi gibi. Her tarafı cam. Ama arabanın tekeri yok. Hiçbir yerde. Ama havada duruyor. Teker varmış. Yok. Sonra önünde bir televizyon ekranı var. Gittiğin yere, gittiğin yeri görüyorsun. Uzaktan yönlendiren bir araç. Öyle bir gitti, tünel gibi yer altına giriyor. Ben nasıl gidiyor acaba? Çarpmıyor veya diyorum. Herhalde arabanın sağına soluna sensör koyuyorlar. Şu demek. Mıknatıs ters yoruyor. Mesela buraya eksi. Buraya artı mıknatıs koysan çarpmayabilir. Böyle akıp gidiyor. Alta da öyle koysan araç akar gider ama çarpmaz. Şimdi yeni arabalar yaptılar böyle. Arabanın yanına sensörler kondular. İstesen de arabayı çarpamıyorsun. Duvara gaza bas. Arabayı çarptıramazsın. Çünkü itiyor. Mıknatıs gibi manyetik alan itiyor. Arabayı çarptıramıyorsun. O gibi herhalde. Düşünüyorum nasıl yaptılar acaba diyor tabii. Kızım ya uyuyorum, ben bakıyorum falan. Akıp gitti böyle, çarpmıyor. Hatta Japonlar böyle bir tren yapmışlar. Tren raylarına mıknatıs döşemişler. Tekerine de aksi mıknatıs döşemişler. Üstünden gidiyor ama dokunmuyor. Ve tren yıpramıyor. Bakın enteresan. Tren rayı üzerinde tren gidiyor ama raya dokunmuyor. Böyle havada. Uzak da gitmiyor. Zırt mıknatıslar koyacak kutupları ne yere değiyor ne uzaklaşıyor. Belli bir seviyede gidiyor. Bu da öyle. Gidiyor öyle. İyi de bu. Burada tünel mi vardı nasıl gidiyor? Dağın içinden nasıl gidiyor ya bu? Diyorum. Sanki eskiden tünel varmış gibi gidiyor. Ha belki tünel de var. Sonra yer altı Agartha'ya vardık. Arabadan inmedik. Arabadan insek orada yaşayamazmışız. Müthiş bir şey. Basınç neyse kanımızı fışkırtır ölürmüşüz. Onun için bizi araçtan çıkarmıyorlar. Aracı içinden bakarak izliyoruz. Bakıyoruz Yunus Emre'nin söylediği gibi dağlar içinde billur şehirler gördüm diyor Yunus'un şiirlerinde var. Billur yani demek camdan. Gerçekten öyle. Bakıyorum bir cam var. Bir şey, Agartha da orada yaşıyor. Mabetleri var. Ama altında masa yok. Hava şeyde duruyorlar. Ha, oysa yer çekimi yokmuş orada onlarda. Havada duruyor böyle. Otursan abi ya.
Havada oturuyor, yatıyor. Ama altında yatak yok, bir şey yok. Geri çekime tabi değiller. Giderken el sarıyorsun. Arabanı insanın yaşayabileceği, hava alıp verebileceği, rahatsız ve olmayacağı bir şekilde yapılmış. Demek ki böyle bir nakiller, aracın nakil yapılabiliyor. Başkalarını da götürüyorlar belki. Bu bakımdan bizi de öyle bir araca bindirdiler. Ama bedenli. Ama oradan çıksaydık ölürdük biz. Zaten açılmazdı kapı. Yeri, tabii bizi yerimize koydular. Kapı ondan açıldı, araç kayboldu. Bedenli gidilebiliyor bazı yerler ama oranın araçlarına uygun, önce medeniyeti çok yüksek olduğundan korunuyor ve fizik bedenimiz, öyle gidebiliyor. Evet. Ve bu maddi oluyor. Bir de manevi dediğimiz alemler fiziki değil. Değişik. Mesela kainatımız 12 boyut diyor. Dördüncü boyutta madde yok. Üçüncü boyutta var. Beşinci madde de diyor. Şey, boyutta da yok. Kainatı 12 boyutun üstünde madde yok. Var da madde, madde daha sütkil yani. Daha ince. Şöyle kaba değil. Titreşimleri farklı. Bu vücut 5 milyar titreşim ise 6-7 milyarda bu vücut görünmüyor. O zaman başka bir şey görünüyor. Şimdi ben size söyleyeceğim. Şimdi burası şöyle bakarken kendinden geçebiliyorsam bu duvarlar görülmüyor. Burada başka alem görünüyor. Aa diyorsun. Antalya böyle mi var? Burada da böyle görünüyor ya. Ama duvarlar yok. Madde görünmüyor. Burası nedir? Dördüncü boyut, beşinci boyut. Bunun için mekan içinde mekan deniyor. Bu mekanda başka mekan var. Daha da aşağı altı boyut. Sadece dünya iç içe altı boyut. Kainat iç içe 12 boyut. Her boyutun frekansı ayrı. İnsan o kadar kudretli ki, ben değil insan, ben aciz bir kulum. Allah'ın nurunda olduğu için, ilmi de yok, sonsuz olduğu için, alemlere sultan olabilecek ruhsal bir enerjiye sahip olduğu için her değişik frekansa ayak uydurabiliyor ve orada beden edinebiliyor. Orada yaşayabiliyor. Onun için ben çok zaman cennete gitmişimdir. Cehennemde gittim, bazı insanları da kurtardım yani. Gidebiliyorsun. Ama oraya uygun bedeni oluşuyor. Otomatikman oluşuyor bu. Öyle bir şey alıp giymiyorsun. Otomatikman. Nasıl oluşuyor bu? Ruh enerjisi o alemden toplayıp nasıl ruh enerjisi, fizik bedenimizi bu topraktan böyle topladıysa oradaki alemin yapısına göre ruh enerjisi oraya göre bir beden yapıyor kendine. Dünyamızda da var bu. Başka alemden gelmiş bedenleşiyor. İnsan gibi yaşıyor aramızda. Hayvan gibi yaşıyor. Hatta kaya gibi yaşayanlar var. Kaya gibi ya Allah Allah. Bir sen kalkıyorsun ki dinleyecek. Kaya gibi ya, kaya sanıyorsun. Ama canlı bir varlık o. Herkesi görür. Kaya, görüş kaya. Değişik değişik formda, dünyada da var bunlar. Bunlar nasıl dünyamıza gelip değişik değişik görünür veya görünmez adı olabiliyorsa, biz insan olarak onlardan daha güçlüyüz. Biz de başka alemlerde var olabiliyoruz. Hatta birden fazla oluyoruz. Bu dedik ya, aynı anda hem burada hem orada hem orada olabiliyorsun. Biz daha güçlüyüz ondan da. Ama kendimizin farkına varmıyoruz. Hani diyoruz mangalda kürak bırakmamak için, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir diyoruz da, nasıl bir ozu var? Bilmiyorsun. Duyduğunu söylesin. O da iyi, hiç yoktan da. Aslında insan kendini bilmeli yani. Kendini bilirse hikmetler zuhur eder. İşte tasavvufta yol budur. Buna ilmen yakınlık, aynel yakınlık, hakkal yakınlık denir. Bu yok kimsede. Yok hoca olmuş, yok şeyh olmuş, yok profesör olmuş, bilmem ne olmuş. Ulan yine bir şey bilmiyor. Benim orada çalışan şeyler var, 3-4 fakülte bitirmiş adam. Hiçbir şey bilmiyor. Doçent almış, evet, hiçbir şey bilmiyor. 2 yıldır konuşuyor, ben bir şey bilmiyorum ya, hayret diyor ya diyor. Yok şey. Çünkü onlarda halep yok. Kitabi. Onun için Yunus Emre coşmuş. Kitap yok ki eşekler diyor. Eşeklikten kurtulmuyor ki insan kitap okumakta. Dünyada ne kadar üniversite var okursan oku. Ne kadar kitap varsa oku. Eşeklikten kurtulamazsın. Onu başka bir türlü okuyacaksın. Başka türlü anlayacaksın. Zaten insan bu kainatın canlı kitabıdır.
İnsan dedikleri el, ayakla baş değil. İnsan mana demektir. Suret ile kaş değil. Suret demişken şunu söyleyeyim. Ayıp olmasa belki bir zaman konuşuruz. Sizi ben böyle görüyorum ama perde açılınca görünenin ötesindeki sireti de görüyorum. Bu suret, herkesin sureti var mı? Var. Bir de sireti var. O gizlediği yüz var insana. O görünüyor. Kişilerin duygularına göre görünüyor. Hayvanın duygusu hayvan gibi görünüyor. Çok basit bir şey. Biz kırtasiye dükkanında üniversite talebeleri falan çalışıyor. O zaman dernek de var. Gözünü açıyorum. Gelin bakalım diye bir insan bulalım. Şimdi biz söylediğimizi kime söyleyecek? Deli diye tumara ne tarafı? Hatta Agartha kitabı yazdığında bu dedim masal dedim mahsusta. Çünkü beni öldürecekler belki de. Manyak diye. Ha o zaman dedi ama şimdi öyle değil. Gelin bakalım. Bir insan görürsek, insan suretinde gerçekten gideriz elini öperiz. Çay ısmar, konuşuruz ya. Kimle konuşacağım açıkçası? Kimse anasını babasını da konuşacağım ya. Birkaç kişi. Ne yapalım? Gelin diyor bayram günü. Ya da herhangi bir şekilde milli bayramlarda insanlar sahada olduğu için aşağı doğru iniyor kütle haline. Hadi bakalım. İnsan sureti açılsın perde. İnsan suretinde görünen var mı? Bakıyorsun yok. İnsan suretinde yok. Görsek insan gibi birini koşup elini öpeceğiz. Yok. Göremiyorsun. Bazısı gülüyor. Ha üstad şu adam domuz gibi diyor. Tamam domuz gibi görmenin anlamını biliyorum ben. Öteki gibi. Ha üstad şu adamın boynuzları bayağı diyor. Onu da biliyorum. Bir insana neden boynuzu derler biliyor musun? Erkek adama. Karısı aldatıyor bilmiyorsa boynuzu derler. Lan hikmete bak. Demek öyleymiş lan orada öyle. Demek halk bunu görüyormuş ya. Niye boynuz, ne ilgisi var boynuzun? Öyle göründüğü için öyle söylüyor. Yoksa deli, manyak değil, başka bir şey de. Salak de, abdel de. Hayır, boynuzun diyor. Öyle görünüyor ama. Hatta, şöyle söyleyeyim, çok değişik aldatma varsa, geyik boynuzu gibi çatal çatal görünüyor. Allah! Başka türlü domuz gibi görünenler, başka türlü deve gibi görünenler, köpek gibi görünenler var. Çok kuyruğu varsa, köpek gibi görünüyor. Bazen tilki gibi görünüyor, kurnaz sanıyorsa. Yani herkesin sureti başka, sireti başka. Bir şey söylemese bir insan gerek yok. Karşıdan bakılınca ne mal olduğunu görüyorsun. Onun için ben bazen varlıkları çağırıp konuşurdum. Hürmet ve saygı gösterlerdi. Dedim bana niye hürmet ediyorsunuz? Sen üstadsın, ben bir bakol baba filesin. Hayır. Sen daha olmadan bu iş. Sen üstad olacaksın. Çok affedersin. Dinamik bir gencim. Her varlığı görüyorum ve konuşuyorum. Hatta cinlere diyorum ki ya hem beni sallıyorsunuz, konuşuyorsunuz, saygı gösterirsin. Üstad şey, bana saygı yapıyor. Ama diyor, içinizde o kadar güzeller var. Kimse benim yanıma gelmiyor diyor. Çok affedersin, özür dilerim. Onlar diyor ki, biz istesek senin için canımı veririz. Hepsi böyle. Ancak sen zamanın görevlisi üstad oluyorsun. Daha ben bilmiyordum bu işleri. Ama siz nereden biliyorsunuz? Senin üzerinde işareti var diyor. Biz oradan biliyoruz. Birçok varlıklardan, melekler de öyle söylüyor. Benden bir bok olmaz diyor falan. Diyor. Öyle hürmet ediyorlar ki biliyorsan. Bırak saldırmayı. Hürmet. Şimdi bile bir hasta mevzu olduğu zaman üzerinde varlık varsa ben buyum diyor. Direnecek misin? Çıkacak mısın? Çıkacak. Direnmesi mümkün değil. Hürmet eder. Birçok insanın başında şeytan da gördüm. Sen kimsin? Ben şu şeytan. Ne yapıyorsun? Bu salağı kullanıyorum diyor. Gülüyorum ben. Bu salağı diyor kullanıyor. Eşcinsel bir çocuk. O da medyum. Başka yanında Fatma Hanım'a o da medyum. Konuşuyor. Ne yapıyorsun onun üzerinde? Kullanıyor bu salağı diyor. Niye? Bu salak kendi akıl sanıyor diyor. Bunun için diyor ama her boku yaptırıyor diyor. Neler yaptırıyorsun diyor. Parası kaldığı zaman diyor, görünüyor bana diyor. Bana ruhunu satacaksan sana para vereceğim diyor. O da tamam satacağım diyor. Ona bir
para bulduruyor bir şeyden. Demek birinden düşürtüyor, ona bulduruyor. Ondan sonra ona her pisliği yaptırıyormuş. Her kötülüğü. Bu diyor, hiçbir şeye inanmaz diyor. Allah'a hiçbir şeye inanmaz diyor. Bu sadece paraya soruyor. Ne değilse Allah falan, öyle bir şey yok diyor çocuk. Ama Lucifer var diyor. Yani şeytan var diyor. Çünkü diyor, o varlığını ispat ediyor diyor. Ben onu çağırıyorum diyor. Bana para veriyor diyor. Allah'a çağırdın daha önce diyor. Hiç para vermedin. Yok diyor diyor. Kafası böyle çalışıyor. Bu salak diyor. Kendini çok akıllı sanıyor. Biz de bunu kullanıyoruz diyor. Dediği ben ne diyeceğim şimdi? Biliyorsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı durumda bir durum oldu. Vaaz ediyor. Konuşurken diyor ki ey Müslümanlar aranızda şeytanı lanet ve haberiniz var mı diyor. Aa ya Resulallah nerede var? Hani kimse yok ya. Gayet iyi insanlar var. Hani nerede? Birisine kalk diyor. Halbuki çok yakışıklı, güzel giymiş birisi. İşte şeytanı lanet bu diyor. Aa millet. Halbuki hiç onu ben buna sanınca şeytanın esas sihreti boynuzlu, muğuzlu, keçi, ayak gibi var ya, öyle sanıyorlar. Ama burada şeytan kendini başka türlü örtmüş, bazen şuh kadın gibi, bazen de yakışıklı delikanlı gibi görünebiliyor. Söyle diyor, hatta şeytanın hileleri de kitapta da vardır bu. Söyle bakalım diyor, sen ümmetime neler ya, nasıl kötülük yaparsın? O birer birer anlatıyor. Kimlere kötülük yapamazsın? Sadece mümin olanlara kötülük yapamazsın.